Kanal 52 18.30 ana haber bülteni ile sizlerdeyiz. Ben Sabahnur Akçay. Fındık hasat zamanına az bir süre kala yevmiyeler de belli oldu. Fındık toplama yevmiyesi 85 lira olarak belirlendi. "26 Mart 2010 tarih ve 27.531 sayılı resmi gazetede yayımlanan mevsimlik gezici tarım işçilerinin çalışma ve sosyal hayatlarının iyileştirilmesiyle ilgili genelge gereği oluşturulan Sakarya ili Hendek ilçesi Gezici Tarım İşçileri İzleme Kurulu fındık toplama yevmiyesini belirledi. Toplantıda kurumların yapacakları iş ve işlemlerle bu konudaki yaşanacak olası uyuşmazlıklar da tereddütlerin kaldırılması için Tarımda İş Aracılığı Yönetmeliği'nin 4857 sayılı İş Kanunu'nun 39. maddesinde belirtilen işçilerin yevmiyelerinin günlük asgari 85 lira olarak belirlenmesine, fındık toplamaya örf ve adetlere göre sabah 07'de başlanmasına ve akşam 19'da sona ermesine, ancak işçilerin günlük ihtiyaç ve istirahat için toplam en az 1,5 saat istihareat molası verilmesine karar verildi. Karabük, Kastamonu, Tokat, Ordu ve Artvin çevreleri için yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısı yapıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan duyuruya göre ülkenin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzey doğusu ile Karabük, Kastamonu, Tokat, Ordu ve Artvin çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkili olması bekleniyor. Diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık olacağı tahmin ediliyor. Yağışların Kars ve Ardahan çevrelerinde kuvvetli olacağı öngörülüyor. Rüzgarın kıyı Ege, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkisi ile Doğu Anadolu'nun batısında kuzey ve kuzeybatıdan kuvvetli esmesi bekleniyor. Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla düzenlenen ve 4 gün sürecek olan 2019 Yıldızlar ve Gençler Açık Hava Türkiye Şampiyonası'nın açılış töreni Ordu 19 Eylül Stadyumu'nda bugün gerçekleştirildi. Bugün Ataspor'un en güzel temsilcileri, en başarılı temsilcileri burada yarışa başlayacaklar. Okçuluk şampiyonası başladı. 4 gün sürecek olan 2019 Yıldızlar ve Gençler Açık Hava Türkiye Şampiyonası'nın açılış töreni Ordu 19 Eylül Stadyumu'nda gerçekleştirildi. Atalarımızın okçulukta tarih yazdığını belirten Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Mehmet İlmi Güler, "Atasporumuz olan okçuluk bizim burada tarihle buluşmamızı sağlayacaktır. Büyükşehir Belediyesi olarak okçuluk sporunu bütün kalbimizle destekliyoruz." dedi. Ordu 19 Eylül Stadyumu'nda start verilen şampiyonaya ülkemizin dört bir yanından 486 sporcu katıldı. Programda konuşan Başkan Güler, "Bugün 486 okçunun başarılı yarışmasını izleyeceğiz. 14 tane de ordulu okçumuz var. Biz Büyükşehir Belediyesi olarak bu sporu bütün kalbimizle destekliyoruz." diye konuştu. "Sizlerin yay gibi gerilmenizi, ok gibi dosdoğru gitmenizi temenni ediyorum hayatınız boyunca. Çünkü bu sporla biz tarihi yazdık. Tarihi oluşturduk. Atalarımız oku en iyi kullanan, yayı en iyi kullanan kişilerdi. Onların anılarını oklar atarak yaşatacağız burada. Spor gibi, binicilik gibi atasporumuz bizim tarihle çok anlamlı buluşmamızı sağlayan çok önemli bir spor." 2019 Yıldızlar ve Gençler Açık Hava Türkiye Şampiyonası 7 Temmuz Pazar günü sona erecek. Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, ailesiyle birlikte kendisini ziyarete gelen epilepsi hastası Sude Nur Tonkaya'ya sürpriz doğum günü yaparak yeni yaşını kutladı. Altınordu'ya bağlı Işıklı Mahallesi'nde yaşayan trizomi 13 epilepsi hastası Sude Nur Tonka, ailesiyle birlikte Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören'e ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaretine gelen Sude Nur Tonka'nın doğum günü olduğunu öğrenen Başkan Tören,
Tonka için sürpriz doğum günü düzenledi. Doğum günü. Gördün mü? Gördün mü? Üzeri mumlarla süslenen doğum günü pastasını karşılarında gören Sudenir Tonka ve ailesi büyük mutluluk ve heyecan yaşadı. Alkış, alkış, alkış. 15 yaşına giren Sudenur Tonka ile doğum günü pastasını birlikte kesen Başkan Tören, Tonka'nın yeni yaşını kutlarken sağlıklı ve huzurlu bir yaşam temennisinde bulundu. Tüm engellilerin aşkın abisi olduğunu ifade eden Başkan Tören, engelsiz bir şehir inşa etmek, farkındalık oluşturmak ve geleceğin altın ordusunu kurmak için gece gündüz demeden çalışacaklarını söyledi. Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Uzman Doktor Mesut Saka, en kısa zamanda Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ordu, Ünye ve Fas'ta Devlet Hastaneleri bünyelerinde toplam 35 yataklı 3. basamak yoğun bakım ünitelerini faaliyete geçireceklerini söyledi. Ordu İl Sağlık Müdürlüğü Başhekimler Toplantısı Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Uzman Doktor Mesut Saka Başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda yoğun bakım hizmetleri, hasta sevkleri, tesislerin tıbbi cihaz ve personel ihtiyaçları, sağlık kurulu raporları, hasta hakları birimlerinin çalışmaları, evde sağlık hizmetleri ve sunulan diğer sağlık hizmetlerinin genel durumu, hizmet kalitesinin artırılarak hasta ve çalışan memnuniyetinin sağlanmasına yönelik değerlendirmelerde bulunuldu. Toplantıda ayrıca Sağlık Bakanlığı talimatı doğrultusunda başlatılan tasarruf ve gelir artırıcı programlar kapsamında il sorumlusu uzman Zühre Dilek Çiloğlu tarafından sunum yapılarak konuyla ilgili görüş alışverişinde bulunuldu. Toplantıda konuşan Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Uzman Doktor Mesut Saka, ilimizin sağlık alanında ihtiyaç duyduğu hizmetlere kavuşması için büyük bir gayretle çalışıyoruz. Bilhassa il dışına sevkleri önlemek için yeni yoğun bakım ünitelerinin açılması için yaptığımız yoğun bir çalışmanın sonuna geldik. İnşallah en kısa zamanda Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ordu, Ünye ve Fas'ta Devlet Hastaneleri bünyelerinde toplam 35 yataklı 3. basamak yoğun bakım ünitelerini faaliyete geçireceğiz şeklinde açıklamalarda bulundu. Ordu Üniversitesi'nde ikinci öğretim programlarını kaldırmaya yönelik karar alındı. Kararı Yükseköğretim Kurulu'nun verdiği belirtilirken gerekçe olaraksa tasarruf gösterildi. Ordu Üniversitesi'nde ikinci öğretim programlarını kaldırmaya yönelik karar alındı. Karar tartışmaları da beraberinde getirdi. Alınan kararın ordunun ekonomik ve sosyal hayatı ile üniversitenin gelişimine de büyük darbe vuracağı belirtildi. Yaklaşık 3000 öğrencinin eğitimini sürdürdüğü öğrenilen programların kapatılmasındansa en çok ilde yaşayan ve ikinci öğretim programlarından yararlanan orduluların etkileneceği bildirildi. Konuya ilişkin ODTÜ'den alınan bilgide ise kararın Yükseköğretim Kurulu tarafından alındığı bildirilirken YÖK üniversitenin bölümlerinde az öğrenci bulunan veya 3'te 1'inin altına düşen öğrenci sayılarının bulunduğu bölümlerin kapatılması kararını aldı. Bu kararın gerekçesi ise öğretim görevlilerine mesai ücreti ödememek. Bu nedenle YÖK de 2 sene üst üste öğrencisi olmayan bölümleri kapatma kararı almış bilgisi paylaşıldı. Orta Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Servet Şahin de kararı değerlendirerek gündüz çalışıp akşamları üniversite okuyan öğrenciler var. Sadece üniversite öğretmenlerinin maliyeti yükseltiliyor diye kapatılması iyi olmaz. Ben normal gece eğitimlerinin devam etmesinden yanayım. Bu kararın tekrar gözden geçirilmesi gerekir. Yani hem okuyup hem de belli iş yerlerinde gündüzleri çalışan öğrenciler belki bu kararla ya eğitimlerini ara verecekler ya da işlerini bırakacaklar. Bu karar bizim ilimizin ve ülkemizin daha da eğitimli bir hale gelmesini engeller dedi. Akkuş Ananoğlu İmam Hatip Lisesi salonunda düzenlenen toplantıda Akkuş'un ekonomik kalkınması, göçün azaltılması, turizm, tarım ve hayvancılığın yaygınlaştırılması konularının ele alındığı karşılıklı istişare ve değerlendirmelerde bulunuldu. Sizden beklentisi sadece köye su gelmesi, foseptinin yapılması veya yolların değil. Bunun haricinde aynı zamanda o köyün, o mahallenin mutlu olması için ekonomik gelişmesini de
sizden isteyecek ve isteyecekler. Akkuş Belediye Başkanı İsa Demirci ve Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Celal Tezcan, ilçede düzenlenen toplantıda 44 mahalle muhtarıyla bir araya geldi. Ama kurşun şelalesi sizinle kalkıyorsunuz. Akkuş'un ekonomik kalkınması, göçün azaltılması, turizm, tarım ve hayvancılığın yaygınlaştırılması konularının ele alındığı toplantıda karşılıklı istişare ve değerlendirmelerde bulunuldu. Ordu'nun ekonomik büyümesini, potansiyellerini yukarı çıkarıp artık bu şehri Türkiye'de adı anılan, takip edilen, örnek alınan, takip edilen bir şehir haline getirebiliriz. Akkuş Belediye Başkanı İsa Demirci, belediyeciliğin sadece yol ve sudan ibaret olmadığını söyledi. Argan Yaylası'ndaki çobandan da sorumlu, Çekiçoba Yaylası'na giden vatandaştan da sorumlu ya da Hasan Uğur Barajı'nda boğulan çocuktan da sorumlu. Hal böyle olunca biz de tam bir ağrı kesici olmuş oluyoruz belediyeciler olarak. Başkan İsa Demirci, vatandaşımızın mutluluğuna katkı verelim, yerinde ikamet etmesini sağlayalım, göçü yavaşlatmanın çözümlerini ortaya koyalım diyen bir anlayışa sahibiz dedi. Vatandaşın mutluluğuna katkı verelim, yerinde ikamet etmesine katkı verelim, vatandaşı burada tutmanın, göçü yavaşlatmanın sebeplerini ortadan kaldıralım diye büyükşehirimiz geniş çaplı ve uzman arkadaşlardan oluşan bir ekiple şu anda 19 ilçemizde tarama yapıyor. Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Celal Tezcan ise belediyecilik anlayışında o şehrin mutluluğunu sağlamanın öncelik olduğunu söyledi. O şehrin mutluluğunu ve refahını sağlamak diyor. Ekonomi olmadığı zaman mutluluk ve refah sağlanıyor. Taş eksen taş bitiyor. Hayvan yapsan hayvan oluyor. Ürün ekseninin oluyor. Mesela fasulyeniz dünya markası. Diyeceksin ki efendim birkaç köyde oluyor. Olabilir, incelenir. Ve belki daha geniş bir alana yayabilirsiniz. Çünkü yani iklim birbirine yakın paraleldir. İsa Başkan sağ olsun. Aslında benim konuşumu ağzını aldı, söyledi, anlattı. İstiyor ki bu şehrin ekonomisini kalkındıralım. Ordu Valisi Settar Yavuz, bugün makamında LGS'de tam puan alan öğrencileri kabul ederek ödüllendirdi. Türkiye'de toplam 565 öğrenci, Ordu ilinde ise 8 öğrenci sorulara doğru cevap vererek tam puan aldı. Ordu Valisi Settar Yavuz, liseye giriş sınavında tüm sorulara doğru cevap vererek 500 tam puan alan ve Türkiye birincisi olan 8 öğrenciyi makamında kabul ederek ödüllendirdi. Vali Yavuz Mehmet Mete Hankır, Eren Tığlı, Polat Aydın, Baran Deniz Efe, Ahmet Yiğit Öner, Yusuf Berk Akçay, Zeren Koç, Zehra Nur Koçoğlu'nu altın, kalem ve çeşitli hediyelerle ödüllendirdi. Vali Yavuz liselere geçiş sınavında Türkiye'de toplam 565, Ordu ilinde ise 8 öğrencinin sorulara doğru cevap vererek tam puan aldığını söyledi. Öncelikle hepinizi tebrik ediyorum. Gönülden kutluyorum. Bugünkü, daha doğrusu bu yıl liselere geçiş sınavında Türkiye'de toplam 565 öğrencimiz tüm sorulara doğru cevap verdi. Ve ilimizde de 8 öğrencimiz tüm sorulara doğru cevap vermek suretiyle bu dereceyi paylaştı. Vali Yavuz, elde edilen bu başarıda görev süresi boyunca eğitim alanında yaptıkları değişikliklerin, projelerin önemli bir payı olduğunu söyledi. Daha önce biz 39. sıradaydık. Bu yıl itibariyle fen bilimlerinde 10. sıradayız. Ve 11. sırayı da Sinop'la beraber paylaşıyoruz aslında. Dolayısıyla 11 desek de doğru bir tanımlamadır, 12 desek de doğru bir tanımlamadır. Bunu öncelikle zaman zaman sosyal medya üzerinden 11 mi 12 mi diye sordukları için Sinop'ta puanımız aynı. Dolayısıyla 11 dediğimizde de bir sorun yok. LGS'de 500 tam puan alarak Türkiye birincisi olan öğrencilerin başarı hikayesini ve başarılı olabilmek için izledikleri yol ve yöntemleri de dinleyen Vali Yavuz, öğrencilerin velileriyle de bir süre sohbette bulundu. Başarılı öğrenciler ve aileleri günün anısına Vali Settar Yavuz'la hatıra fotoğrafı çektirdi. Allah'ın rahmetine açık eylesin. Ordu'nun yetiştirdiği ünlü zanaatkarlardan yakma ve dağlama sanatçısı İhsan Gürdal tarafından Ordu Büyükşehir Belediyesi Sanat Galerisi'nde sergi açıldı.
ahşap üzerine yakma ve dağlama metodu ile resimler, portreler yapan ve alanında Türkiye'nin en önde gelen sanatçılarından birisi olan İhsan Gürdal'ın açtığı sergiye Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Mehmet Hilmi Güler ve çok sayıda davetli katıldı. Ordu'nun sanatkarlar şehri olduğunun altını çizen Başkan Güler, sanata ve sanatçıya olan desteklerinin her zaman devam edeceğini söyledi. Bu zaten sanatkarlar şehri. Güzel Ordu diyoruz ama bu güzellik aslında sanatkarlardan geliyor. Tiyatrosundan geliyor, resiminden geliyor, şairlerinden geliyor, ressamlarından geliyor, el sanatlarından geliyor. Biraz önceki söylediği, önerdiği konuyu da ben emir telakki ediyorum ve bu müzeyi açıyoruz. Tamam, teşekkür ederim. Gerçekleştirilen sergide bir konuşma yapan yakma ve dağlama sanatçısı İhsan Gürdal, Ordu'da sanata ve sanatçıya verilen değerin önemli olduğunu ifade etti. Ordumuzda el sanatları ile ilgili çok sanatçılarımız var. Ben de dahil olmak üzere şehrimizde el sanatları müzesinin kurulmasında müzahir olacağınıza inanıyorum. Ve şehrimize kazandırılacak en güzel bir eser olacaktır. Konuşmaların ardından sergi gezildi. Ordu'nun Aybastı ilçesi Perşembe Yaylası'nda bulunan Çiseli Şelalesi ziyaretçi akınına uğruyor. Aybastı ilçesinde deniz seviyesinden 1500 metre yükseklikteki Perşembe Yaylası'ndaki Çiseli Şelalesi doğal güzelliği ve faunasıyla ilgi çekiyor. Yaylada menderesleri oluşturan göletten çıkan akarsular Kümbet Deresi'nde toplanarak buradan 3 kilometre aşağısındaki şelaleden dökülüyor. Yaklaşık 30 metre yükseklikten akan şelale yerli ve yabancı binlerce turistin uğrak noktası oluyor. Tokat'tan arkadaşlarıyla şelaleyi gezmeye gelen Seyit Ahmet Pehlivan, doğa harikası manzarayı gören herkesin çok etkilendiğini belirterek, "Buraya okul gezisi için etkinlik kapsamında geldik. Yaylayı gezerken burayı da gördük. Gerçekten doğa harikası, saklı cennet denilecek yerlerden biri. Çok beğendik, en kısa zamanda tekrar gelmeyi düşünüyoruz," dedi. Arkadaşlarıyla şelalede piknik yapan Beytullah Öztürk de manzarayı gören herkesin çok etkilendiğini, ulaşımın kolay olması nedeniyle şelalenin yoğun şekilde ziyaret edildiğini söyledi. Bu haberle birlikte bültenimizin sonuna geldik. Yarın akşam yine aynı saatte sizlerle olacağız. Hoşçakalın.